Servet 8'den herkese selamlar. Maç artesinin bu bölümünde Fenerbahçe'nin Alanya Spor'da hep basmanında 1-0 kazandığı maçı konuşacağız. Fenerbahçe resim maçlarda kazanmaya devam ediyor. Yani bu serinin nasıl geldiğini, Fenerbahçe'nin nerede fark yarattığını, bireysel performansları pek tabii ki maçın adamını, ekstra performansı konuşacağımız bir bölüme daha hoş geldiniz. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğenirsek beğenmeyi unutmayalım. Şimdi Fenerbahçe resim maçlarda kazanmaya devam ediyor. Benim için bu seriyi sağlayan en en büyük etken şu. Takım resminin günden güne çok iyi oturması. takım Takımlaştığın günden güne çok iyi oturması. Herkes birbirinin arkasını kolluyor. E, hemen hemen herkes tempolu. Hemen hemen herkes topun arkasında mücadeleci ve bunu bir takım ahengi içerisinde yapmaya başardı. Yapmayı başarıyor Fenerbahçe. E, yani e, bazen hani böyle e, topun arkasında canlı olursunuz ama dağınık bir görüntü verirsiniz. Çok koş koş maçına döner. Hadi şimdi hücuma gidiyoruz. Hadi şimdi savunmaya koşuyoruz beyler. Hadi biraz daha hücum yapalım. Yani böyle dağınık bir görüntü olur. E hem bu takımı çok yıpratır hem de... Bazen tutar oyun. Bazen 3-0 kazanırsınız ama bazen de 3-1 kaybedersiniz. E bir dengeniz olmaz. Ama Fenerbahçe çok dengeli her şeyin başında. Mesela... E, Alanya Spor hep basmanında şut yemedi. Yani bunun farkındayız herhalde. Yani aslında şut yemedi. İki tane şut yazıyor istatistiklerde. Şutlardan birisi bayağı feza'dan. 35 metreden şut denemesi var. O da bloklanıyor bu arada. Kaleye yönelmiyor. Diye de Livakovic duran topta köşeden çıkartıyor. O da bir şut değil. Yani ayağına çarptı gibi bir şey oluyor. Karambol gibi. Tabii ki pis yere gidiyor top. Livakovic orada çok iyi uzandı. Refles gösterdi. Ee, yani bu öyle durumlarda uyanık olmak kaleciler için çok önemli. İşte o 0-0'dan tutan kaleci e, performansı bu. Yani Fenerbahçe'de eksik olan bir şeydi. Yani Nadir yakalanan fırsat bile denmeyecek pozisyonda bir anda e, köşeye top geliyor. Kendini sıcak tutmak, o pozisyonda o topa uzanabilmek e, önemli refleks işidir. Livakov de orada güzel 0-0'da tuttu takımını. Ama o da tam şut denemez. E, Fenerbahçe resmen fırsat vermedi yani. Burak gol, gol gol pozisyonu fırsatını, şut fırsatı vermediği bir maç oynadı Allianz Spor'a karşı. Ve ne yaptığında çok farkındaydı. E, Alanya genellikle topun arkasına geçti. Biraz daha derinde savunmaya karşıladı. Orta sahanın arkasında takım halinde bir Fenerbahçe bekledi. Önde çok fazla e, baskı yapmadı. Fenerbahçe hiç acele etmedi. Hadi yani ki biz topu dolaştıralım. E, zaten bu zeminde işi tempoya dökersek sıkıntı çıkar. Yani böyle hengameye çevirirsek işin e, sıkıntı çıkar e, bu maçta. Ya, yani topu bir dolaştıralım elbet. Bir fırsatını yakalarız. İşte Top Jack'ın önüne düşer. Tadiş'in önüne düşer. İfancan'ın önüne düşer. Ya da o hiç olmadı. 25 metreden yayın üstünden vurur. Fred vurur. Ki hepsi kovalandı mesela. Bu bahsettiğim gol opsiyonlarının hepsi kovalandı. Şimansky yayın orada şut fırsatı yakalarken gördük. Fred driplinglerle ceza sahasına girdi. Pozisyonu girdi. İrfancan İrfan Can kendi pozisyonu yarattı. Ceko pozisyonunu yarattı. Tariç yine toplu buluşu ceza sahası içerisinde. Yani bir şekilde biz bu golü buluruz. E, maçı da kazanır zaten. Şut bile vermiyoruz. Güvene vardı Fenerbahçe'de. Hiç acele etmeden demleye demleye, atakları demleye demleye e, yerleşe yerleşe hücum etti Fenerbahçe. Ve o, o fırsatlardan bir tanesini gole çevirdi. Maçı da kazandı. Uzun vade için bu şekilde kazanmak çok da önemlidir bu arada. Mesela şöyle bir maç hayal Tam tersi. Alanya da geliyor. E, Fenerbahçe işte Bekaciku ölümünü atlıyor toplara. E, ama bazen kapamıyorlar topu pozisyona dönüşüyor. Livakovic devleşiyor kalesinde. 3 tane gol fırsatı e, önlüyor. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin pozisyona giriyor. Alanya'nın pozisyona giriyor. Alanya atamıyor. Savunmacıların kalitesiyle. Livakovic'in kalitesiyle. Fenerbahçe hücumcuların yine kalitesi baskın geliyor. 4 tane de atıyor. Maç 4-1 bitiyor mesela. Yani baş 4-1 bitti. Fenerbahçe'nin de 15 şutu var. Alanya'nın da bir 9 şutu var. genellikle işte savunmacılar durdurmuş. Pozisyona da girmiş. Maç 4-1 bitti. Bu her zaman tutmaz mesela. Hani görünüş olarak daha hareketli bir maç olmuştur. Belki izlemesi daha keyifli hale gelmiştir. Ama uzun vadede için Fenerbahçe'nin dün akşam Alanyaspor'a karşı kazandığı model daha önemli. Çok daha oturaklı, çok daha ne yaptığının farkında, rakibine hiçbir alan vermeyen, hiçbir alan vermeyen, hem dinlenen hem de kazanan bir Fenerbahçe izledik. Yani hem aktif dinlenmeyi yapan, kendisini parçalamayan hem de son derece rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe performansını izledik. Bu uzun vade için daha çalışacak bir düzen. Ee, tabii ki yine bazı rakipler sizi önde de basabilir. Bu problem yaratabilir. Fenerbahçe'nin genellikle orta sahada önde basılınca e, problem yaşıyor. Ama mesela Norşanat'ın tarzı buydu. Orayı da oyun geri aşmayı başardı Fenerbahçe. E, buna karşı da önlemlerini alıyor. E, tabii ki daha problemli maçlar yaşanabilir ama uzun vadede bu görüntü Fenerbahçe'nin daha çok içine gelebilecek bir galibiyet modeli. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Yani çünkü bu kadar uzun maratonda bazen aktif dinlenmeleri maç içerisinde de yapmanız lazım. Kendinizi parçalamadan da maç kazanın biliyor olmanız lazım. Zaten ön taraftaki yetenekli oyuncuların anlamı bu böyle oluyor. Siz takım savunmasını sağlam yapın, pozisyon vermeyin. Oyunculardan bir tanesi atarsa maç kazanırsınız zaten planı böyle gerçekleşiyor. E, Fenerbahçe bunu yaptı. Yani tabelada 1-0 yazıyor olabilir ama Fenerbahçe'nin son derece ee, rahat bir galibiyet aldığını düşünüyorum ee, O gol bir şekilde gelecekti Kendi karşısında hiç e, fırsat bile vermedi Maçın adamına geçelim Maçın adamı İrfan Can Kahveci yani Bir kere bir maç 1-0 bitiyorsa ve O golde biraz bireysel yetenekle geldiyse işte adamı eksiltmesi Dar açıdan attığı gol Bir kere e, zaten kazandıran golü atarak Buraya doğal bir aday olur e, Bir oyuncu Ama İrfan Can uzun zamandır hem bu sezon kendisine eklediği skorerliği çok fazla seri haline getirdi. Hemen hemen her maçta pozisyona giriyor, gol atıyor. Arka direkte, kaf arka direkte kafaya çıkıyor. Penaltı noktasından atıyor. E, işte i̇şte son adamı çalınlayıp atıyor. Skorerliği e, bugün, yani bu sezon müthişti. Ve bu, bu şekilde devam ediyor. Ama oyuna katkısı da günden güne artıyor İrfan Yani topla derinde buluşurken de görüyoruz. Ki Fenerbahçe'nin oyun kurarken... Kenar forvetlerin bir tanesinin merkeze yaklaşması çok önemli oluyor. Orada olabilecek baskıyı kırmak için. Orada o baskıyı kırıyor. Topla çıkıyor. Driftmikle çıkıyor. Pasta çıkabiliyor. Hemen hemen her atakta zaten kendi varlığını hissettiren bir oyuncu. Ee, yani formu, form seviyesi çok üst düzey İrfan Can Kahveci'nin. Oyuna katkısı da yüksek. Skora katkısı da yüksek. O yüzden e, maçın adamı bence İrfan Can Kahveci'ydi. Ekstra performansta birçok aday var. Yani buranın e, abonesi Fred var. Yine ekstra performans ya hatta maçın adımına yaklaşan bir performans vardı Fred'in. E, Ciku çok iyi oynadı. i̇ki stoper de gayet sağlam durdu zaten Alain Spor'un şut durumundan belli. İkisi de çok iyi oynadı ama Ciku özellikle iyiydi. Ama benim burada ekstra performanstaki tercihim İsmail olacak. çok iyi maç çıkarttığını düşünüyorum. Hem hemen savunmanın önündeki enerjisiyle iki stoperin işini çok rahatlattı. E, Alain nadir işte pozisyon bulmaya çalıştığı dakikalarda oradaki enerjisi hem pozisyon savunması hem enerji savunması, tempo savunması çok çok fazla çalıştığını düşünüyorum. Bununla birlikte hücumda da etkili gördüm ben İsmail'i. Hatta kazanılan golde topu taşıyan e, sol çaprazda sol taşçısına yakın topu taşıyan ortaya çeviren İsmail'di. Bu şekilde alan bulduğu zaman bir 6 numaranın dripnikte de çıkabilmesi takımını ön plana e, ön tarafa taşıyan etkenlerden bir tanesi oluyor. Zaten Fenerbahçe'nin yarattığı en büyük farklardan biri bu. E Iswaid oynayınca İsmail altı numarada Fred Szymanski hepsinin top taşıma özelliği var. E, rakip biraz alan verirse hemen oraya mikle o hattı kırıyor Fenerbahçe orta sahası. Bunu en çok tabii ki Fred yapıyor. Fred başarıyor. En önemli özelliği bu ama İsmail'le bir altı numaraya göre top taşıma özelliği e, bu gibi rakiplere karşı size gömülü şekilde karşılayan, eee orta sahada belli bir bölgeyi boş bırakan, daha çok derinde savunan e, takımlarda ...altı numaranın o topu taşıması size hücumda daha kalabalık olmanızı sağlıyor. Mesela altı numaranın böyle bir özelliği olmazsa... ...ya Şimanski derine gelecek ya Fred derine gelecek. O topu taşıyan olacak ama... ...eksi bir olacaksınız hücumda. Çünkü altı numara da geride kalmış olacak. E, topu taşıyan da 8 numaralardan bir tanesi. O gömülü savunmaya karşı... ...rakip takımın hemen hemen bütün adamlarıyla gömülü savunma yaptığı bir durumda... Sizin bir 800 numaranızda top taşıyan olduğu için orada olması gerekirken ceza sahası içerisinde veya çevrede çevresinde olması gerekirken eksi bir oluyor. Ama bunu 6 numara yapınca e, hatta çok daha büyük takımlarda bunu artık stoperler yapıyor bu arada. ya e, yani alt numara işte Manchester City Rodri'yi de gönderiyor oraya stoper çıkıyor. Akanji falan çıkıyor topla öyle bir boşluk yakaladığı zaman. Hücumda daha kalabalık olmak için. E Fenerbahçe'de bunu işte İsmail yapınca 6 numarada bu da bir artıdır. 6 numara taşınca 2 8 numaranızda hücumda kullanmış oluyorsunuz. Topu daha final aksiyonlarında buluşturmuş oluyorsunuz. O yüzden İsmail'in bu özelliği önemli. E, genel olarak da ekstra performans ödülüne sahip olacak bir performans vardı bence kendisinden. Tabii ki burada sizin de yorumlarınızı bekliyorum. E, maçın adı benim de ekstra performans sizin e, bireysel performans olarak kimi kim dikkatinizi çekti? Yorumlara bekliyorum. E Ciku dedik. Hakikaten ee, maliyet ve performans anlamında sezonun en iyi transferlerden bir tanesi. Baya 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 iyi transferlerden bir tanesi. Hatta en iyisi olabilir maliyet ve performans olarak. Ee, çok iyi oynuyor Ciku. Yani bu sezon başından bu yana süre aldığı, oynadığı her maçta çok yüksek bir standardı var. Geçen maç videosuna bahsetmiştim Avrupa maçı maçın, e, Avrupa maçından sonra. Yani stoperlerden bir tanesi tercih edecekse Bu GQ olmalı diye yabancı stoperlerden Bir tercih edilecekse Bir kere çok komple yani Hiçbir hiçbir konuda eksi yazmıyor Çabukluk var, oyun kurma var Uzun top yollama var Yakın oynama var Gerçekten Fenerbahçe bu arada Rakibine şut fırsatı vermediyse En güçlü tarafı da şuydu İki stoperde BK'da GQ'da Çok yakın oynuyorlar abi yani Baya yakın oynuyorlar rakibine. İşte o pozisyonları işte Alain Spor'un e, Fenerbahçe şey, ceza sahasına yerleşmeye çalıştığı anları hatırlayın. Hemen Alanya Spor'u hücumcuları hemen en sesinde ya Ciku var ya BK var. Çok yakın savunma ve e, net savunmalar bunlar. Ya yani dozunda agresif. Rakibini döndürmeyen yakın markaj. İkisi de çok iyi yapıyor bunu. Ciku da bunu çok iyi yapıyor. E, Cicu da şöyle bir e, ekstra durum var. Hem savunmada bu kadar net performansı varken top ayağındayken de çok ciddi katkıdır oluyor. E, i̇şte kesilen hata kendi hatana dönüştürüyor. Boşluk bulduğu zaman topla çıkabiliyor. Ee, gerçekten çok iyi transfer olmuş Fenerbahçe adına. Ve Beka ile birlikte ikili olduklarında da sonuç ortada. Gerçekten çok sağlam duruyorlar. Ee, bir de şu var. Son dakikalarda o kafasına rovaşata yedi maalesef. Yani bir korkuttu. Biraz yerde kaldı. Gerçekten ürkütücü bir durumda ama neyse ki problem yaşanmadı. Orada Beka'nın e, Alanya oyuncuya çıkışını görmüşsünüzdür. İşte gözlerinin içine bakışını vesaire. E, bu da bir takımdaşlık parçası. Yani takımdaşlık demek ki illa kompakt oyun değil. E, yakın oynayalım. Alan vermeyelim değil. Birlikte reaksiyon vermek. Takım arkadaşının içinde reaksiyon vermek de önemli. E, bunu sağlayan takımlar başarılı oluyor genellikle. Bu takımdaşlığı sağlayanlar. İşte bir itiraz olacaksa hep beraber yapmak. İşte e, takım arkadaşın bir tanesi problem yaşıyorsa ona hep beraber yardımcı olmak gibi durumlar. Fenerbahçe o takımdaşlık durumu da var. Yani, bu gol sevinçlerinden de belli oluyor. Ee, işte bir takım arkadaşların birisi problem yaşadığı zaman da belli oluyor. O takımdaşlığı da sağlamış gibi Fenerbahçe bunun ikisi aynı anda olmalı. Yani bir birbiriniz için mücadele etme durumu e, mental olarak da olmalı, pozisyon savunması olarak da olmalı. Fenerbahçe e, bunu genel olarak sağlamış gibi. Bu yüzden de bu tip karakterler önemliydi Fenerbahçede. İşte Beko, Tariç, Ceko, e, bu gibi karakterler, Fred, yüksek karakterlere sahip olması önemliydi. E, bunun da sonuçlarını alıyor diye düşünüyorum. Evet demişken Tadiç eksik maç çıkarttı. E, şimdi şöyle bir durum var. Çok daralana düştü oyun. Bayağı daralan mücadelesine döndü. Burada biraz topla sallanmak gerekiyor. Biraz topla sallanma becerisi gerekiyor. İrfan Can olduğu için kendi pozisyonu yarattı, golünü de attı. Çimanski de bu olduğu için kendi pozisyonunu yarattı. Önemli şutları var. Fred de olduğu için fark yarattı. E, Ceko zaten işin bağlantı kısmında. E yine çok iyi bağlantı rolünü üstlendi bu arada. Ceza sahası dışına kadar gelip etrafını yine doğru yönlendirdi. Atılan golde de var. Eee Tadiç de o topla sallanma çok yok zaten. Yani böyle rakibin üstüne gideyim, eksilteyim, top ortaya çevireyim yok. Gerçi yani te, tek bastı, hareket ediyor. O konuda da eksik kaldı. Yani o sıkışan oyunda, daralan e, oyununda e, kayboldu yani. Normalde o Tadiç'tan gördüğümüz tek tekte oynayarak e, takımın pozisyonuna sokma işinde çok yapamadı biraz daha belli ki alanı ihtiyaç duyuyor. Yani biraz daha demark pozisyonu ihtiyaç duyuyor. Çok sıkışan oyunlarda problem yarattı yani Tadiç. Onun belki de en tek eksi performansı olan oyuncu Tadiç'ti. Onun haricinde Jaka oyunun oynadı. Çok önemli yani bu yaşta bir Santafor'un eee hemen, hemen her maçta hem oyuna katkısı hem skor katkı bakımından bu kadar yüksek standartta oynaması çok önemli. Gerçekten gerçek anlamda kaptanlık yapıyor. Bunu her seferinde söylüyorum her anlamda Fenerbahçe'nin kaptanı Ceko. Fred Vichimanski aslında İsmail konusunda bahsettim. bu iki oyuncunun şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe'nin şu anda iyi bir oyunu var da. Oyun olmadığı zaman da bu iki 8 numara sayesinde çok rahat pozisyona girersiniz. Çünkü ikisi de dribblingçi, ikisi de adam eksiltiyor. İkisi de şutör, ikisi de ceza sahasına giriyor. Yani bir şekilde kafa karışıklığı yaratıyor yani rakip savunma hattında. Böyle ele avuca sığmayan ...sürekli ne yapacağı belli olmayan 8 numaralar... ...çok tehlikelidir çünkü... E, ...hücum oyuncularında o önlemi alıyorsunuz... İşte 9 numarada kenar forvetlerde... ...ya biraz yakın oynayalım öndeki kenar oyuncusu da gelsin... ...bekle birlikte ikili sıkıştırma yapalım Tadic'e... ...diyorlar mesela... ...ya da aynı şekilde İrfan Can'a... ...daha önlem tahtasında... E, ...hücum oyuncuları olur... ...ama 8 numaradan gelen bir oyuncunun... E, ...Fred'in mesela... yani ...neredeyse kanat oyuncusunu... ...kanata yazsan sırıtmayacak driftlik becerisi... ...çabukluğu, e, temposuyla... ...oralarda iş yapınca çok fazla demarke pozisyonunda hücum ediyor ve çözümsüz bırakıyor rakiplerini. Ee, aynı şekilde Şimanski için de geçerli. Belki skor yapmadı bu maçta ama yine çok yaklaştığı şutlar var. Yine kendi önünü boşaltma becerisi olduğu için kendi kendi yarattığı gol fırsat, şut fırsatları var. Ya yani bu iki oyuncu e, ...fena Fenerbahçe oyun varsa çok çok fazla parlarlar. Ama oyun yoksa da İdeal oyunu oynayamıyorsa da o gün yine bu oyuncular sayesinde bir şekilde pozisyona girerler. Çünkü önlemi çok zor bu tip 8 numaraların diye düşünüyorum. Yani notlarım bu şekilde benim genel olarak maça dair. Zaten e, Fenerbahçe gerçekten çok belirgin bir galibiyet aldı. Taktiksel olarak da acayip acayip detaylar yoktu. Fenerbahçe oyunu ele aldı, aktif dinlenme yaparak istediği golü bularak 2-3'ü de atabilirdi. O, o şekilde fırsatları da yakaladı. Kontrollü bir galibiyet aldı Fenerbahçe. E, dediğim gibi benim notlarım bu şekilde. Sizin de Maça dair yorumlarınızı yorum alanına bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.